Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıflar okula gidemiyor. Özel okullar hariç okula maalesef pandemiden dolayı gidilemiyor. Ne kadar da gidilmeyeceği belli değil. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına bakar ama yani yarın mı yarından sonra ne olacak bilmiyoruz. En azından şu trigonometri öğrenilirkenki kısımda okulda değilsiniz. Haliyle normalde bunların 6x40'dan 240 dakika her hafta ders işlenmesi lazım. Ben eminim birçok okulda bu dersler işlenmiyordur. İşlenenlerde de mantıklı olarak yaklaşmak gerekirse 6x40 240 dakika ders işlemek çok zor arkadaşlar. Öğretmenler bunun için gerçekten gayret sarf ediyorlar. Ama Milli Eğitim'in bazı anlayışından dolayı yani işte EBA'dan yapın başlangıçta zorlaması oldu. Sonra işte EBA'dan olmuyor, Zoom'dan yapın, işte siz yapın, ders programlarını ayarlayın falan derken sonuçta bir sürü sorun oldu. Madem böyle bir sorun ortaya çıktı, bu sorunlar düzgün halledilemiyor, o zaman sorunlar var, bir kenara çekilelim, yatalım, ne yapalım canım, kaderimiz buymuş dememek gerekiyor. Bu yüzden de ben konuları çok derinlemesine anlatmama rağmen basit kısımlarını genelde anlatmadığım için, okulda o basit kısımlar anlatıldığı için ama şu an bunlara yönelik bir çalışma çok verimli bir şekilde yapılamadığından ben bu konuda da size yardımcı olmaya çalışacağım. 11. sınıf konularının arkadaşlar ilk kısımlarını aslında ilk kısımların değil her yerini benim anlatımlarıma temel oluşturacak şekilde baştan sona doğru anlatmaya çalışacağım. Yani trigonometriyi normalde ben bitirdim. Ancak trigonometri 0 videolara çekeceğim şimdi. Yani trigonometri 0'ı çekince de artık yani hocam sizin kanalda düzeyi çok düşük olan öğrenciler de yararlanabilir mi sorusuna da böylece evet diyebilmiş olacağız. Okul kısmını eksik kapatma halinde yardımcı olduğum için artık arkadaşlar bundan sonrası sizde. Emek vermek gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Bir yandan TYT'ye de başlamış olmanız gerekiyor. 11. sınıflar. Eğer bu videoyu izleyen 12'ler varsa da yani ben trigonometri eksiğimi kapatmak istiyorum, başlangıç kısımlarım bile çok zayıf diyen arkadaşlar varsa da zaten şu an AYT'ye başlamış olmaları gerekiyor. 11. sınıf trigonometrisini arkadaşlar baştan itibaren anlatacağım. Dediğim gibi ben normalde zaten bunları anlattım. Eğer düzey probleminiz yoksa, anlama sıkıntınız yoksa zaten standart trigonometrilerden gidin. Ben bunun başlığını değişik koyacağım ve bunu AYT oynatma listesine yerleştirmeyeceğim. Bunu ayrıca uzaktan eğitime destek oynatma listesi tarzında bir liste hazırlayarak onun içine yerleştiririm arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Esas ölçü ile başlayacağız arkadaşlar trigonometride. Vakit problemimiz yok. Güzelce anlatayım. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir kere önce esas ölçüyü anlatmadan da evvel trigonometride artık yönlü açı kavramımız var. Şimdi trigonometri normalde biz dik üçgen yaparken hiç öyle pozitif yön, negatif yön demeyiz. Bodoslama böyle alfa, beta, 90 falan dik üçgenin içine yerleştiririz. Birim çember veya işte analitik düzlemde açıların yerleştirilmesiyle de hiç uğraşmayız. Şöyle bir açı gördüğümüz zaman 30 derece, bu bizim için 30 derecedir. Ancak artık trigonometride yönlü açı kavramı var. Yönlü açı arkadaşlar tabii ki burada pozitif yön ve negatif yön olacak. Saat yönü arkadaşlar şu yön bizim için artık negatif yön arkadaşlar. Saat yönünün tersi olan bu yönde pozitif yön olacak ve biz saat yönünün tersini kabul edeceğiz. Örnek bakın şimdi bir açı ele alalım. Şöyle buraya geldim, oku da buraya koydum. Zaten genelde ok verilir. Mesela bu 230 derecelik bir açı olsun. İşte bu artı 230 derecedir. Ancak arkadaşlar geldik mesela şöyle oku böyle yaptık. Başlangıç noktanız her zaman 0 derece. Bu arada onlardan da bahsedeyim. X eksenindeki şurası 0 derecedir. 90 derece, 180 derece, 270 derece ve başa geri döndüğümüzde 360 derece olur. Dolayısıyla sizin yönü ayarlarken pozitif yönde böyle başlayıp 360 dereceye gelmeniz gerekiyor. Ancak şimdi benim gösterdiğimdeki gibi arkadaşlar 0 dereceden başladınız ama saat yönünde gittiniz ve buraya diyelim 50 yazdınız. Artık bu 50 derece değil, eksi 50 derece arkadaşlar. Bu şekilde saat yönünün tersi ve saat yönü kavramı bu konuda önemli. Açıyı hep bir kol gibi düşünün arkadaşlar. Bir daha analitik düzlem çizeyim bakın bir tane. Şuradan da hatta bir doğru alayım. Şöyle, neredeydi doğrum benim? Ha, burada. Şimdi bakın, buradan da bir tane doğru alayım. Bu doğru arkadaşlar hep böyle dönecek. Saat yönünün tersinde. Saat yönünde dönebilir mi? Dönebilir. O zaman negatif açı olur. Ve açının kolu başlangıçta arkadaşlar hep x ekseninin üzerinde sağ taraftadır. Bu size 0 dereceyi anlatır. 0 dereceden gelirseniz diyelim buraya 90 derece. Sonra 180 derece. Sonra 270 derece. Ve başa dönersiniz 360 derece. Sonra arkadaşlar bu böyle devam eder. Mesela siz diyelim 500 derece ilerleyeceksiniz. 360'ı tamamlarsanız burada sonra bir 500 derece dediğim için 140 derece daha ilerlersiniz. Haliyle arkadaşlar bu sorularda size 360 dereceden daha büyük açılar verdiği zaman yapmanız gereken şey ne olacak biliyor musunuz? İşte böyle sürekli döndürmek. O yüzden de birazdan gelecek esas ölçü kavramı olacak arkadaşlar. Bunları böyle bir söylemiş olayım. İlk etapta pozitif yönden ve negatif yönden bahsettim. Okun yönü önemli arkadaşlar. Pozitif yön saat yönünün tersi. Negatif yönde saat yönünün kendisi. Şimdi şunları bir sileyim. Ve burada ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen açıların yönleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi saat yönünün ve saat yönünün tersi önemli. Şimdi burası saat yönü mü? Baktığınız zaman saat yönünün tersi. O zaman demek ki ilk doğru pozitif yön. Sonra şuraya bakıyorum. Bu saat yönü mü arkadaşlar? Evet, o zaman negatif olmak zorunda. Yine geliyorum buraya. Burası saat yönü mü? Hayır, saat yönü böyle. O zaman saat yönünün tersi pozitiftir. Bu yüzden ilk sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Çok ufak birim çemberden bahsedeyim. Ayrıca anlatacağım arkadaşlar. Birim çember üzerinde neler yapacağız. Şimdi birim çember arkadaşlar şudur. Merkezi orijinde olan ve yarı çapı bir birim olan çemberdir. Ve biz trigonometride birim çember üzerinde çalışacağız. Birim çember üzerinde herhangi bir noktanın özelliği şudur. Hemen 10. sınıftan analitik geometri görmediniz ama 9. sınıfta pardon basitçe görmüş olabilirsiniz. Belki de ortaokulda, hatırlamıyorum ben şimdi. Bu sene analitik geometri de olacak. Bir noktanın arkadaşlar apsis ve ordinatı vardır. Apsis işte bu, ordinat da burasıdır. Bunları da yazayım şöyle. Apsis arkadaşlar x eksenine düşen kısımdır. Örnek 1.3'e 4 ise işte şu kısım arkadaşlar 3'tür. Yine bu noktanın ordinatı 4 ise şu kısım 4'tür arkadaşlar. Negatiften örnek vereyim bir de. Mesela eksi 3'e eksi 2 olsun. Burası 3. bölgedir. Eksi 3 arkadaşlar işte şu x eksenine düşen kısım. Yine eksi 2 de gördüğünüz gibi böyle y eksenine düşen kısımdır. Apsis ve ordinat birim çemberde arkadaşlar topladığınız zaman kareleri toplamı 1 olacaktır. Neden biliyor musunuz? Şöyle bakın. Burası A, burası B. Bu çemberin yarıçapı 1 olduğu için aslında dik üçgenin hipotenüsü de 1 oluyor. Bu yüzden Pisagor'dan A kare artı B kare 1 olmak zorunda. Dolayısıyla sorularda hep şuna dikkat edeceksiniz. Bir P noktası, bunun apsisi A, ordinatı B ise bunların ne olduğu önemli değil ama kesinlikle kareleri toplamı 1 olmak zorunda. İlk olarak bu bilgiyi vereyim arkadaşlar size. Örnek 1.1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2. Bunların bakın kareleri toplamı 1 bölü 4 artı 3 bölü 4, 4 bölü 4'ten 1 olur arkadaşlar. Biz trigonometride 2 tane ölçü birimi kullanıyoruz arkadaşlar. Bir normal derece. Bu kaçtan başlar? 0'dan başlar. 360'a kadar gider. 2 bir de arkadaşlar 0'dan 2 pi'ye kadar giden radyan. Bu pi 3.14 ile karıştırmayın. Açı ölçü birimi arkadaşlar. Bu da yani şey gibi, fen dersinde görmüşsünüzdür. Biz şimdi Celsius yani normal Türkiye'de dereceyi derece dediğimiz zaman hemen Celsius'u kullanıyoruz. Ama birçok ülke Fahrenheit'i kullanıyor. Fahrenheit da bir ölçü birimidir. Celsius da bir ölçü birimidir. Bu tercihe kalmış. İşte aynı şekilde 360 dereceye kadar olan normal dereceler bildiğimiz işte derece. Bir de bunların pi'li versiyonu var. Burada hemen kuralımız şudur. Pi arkadaşlar 180 dereceye karşılık gelir. Buna pi radyan deriz ama dediğim gibi hani 3.14 olanla karıştırmayın. Bu gösterim aynı gösterim onunla. Pi radyan arkadaşlar 180 derece. Haliyle 2 pi radyan da 360 derece. Artık uzun uzun radyan demeyeceğiz. 2 pi 360, pi 180. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirsiniz. Herhangi bir açının kaç radyan olduğunu bilmek istiyorsanız şunu yaparsınız. Pi 180 derece ise soruyu çözeyim hemen bakın. 45 derece kaç pi'dir? Böyle doğru orantı kurabilirsiniz. Doğru orantıda içler dışlar yapılır. Pi çarpı 45 eşittir 180x deriz. Her iki tarafı 180'e bölersin. Böylece arkadaşlar x buradan pi bölü 4 gelir. Bu birinci yol. İkinci yolda şudur arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki kural. Kurallı çözeceğim hocam ben. Alfa verilen derece bölü 180 yanına da pi'yi yapıştırırsınız. Bu da arkadaşlar formüldür. İsteyen istediği gibi yapsın. Ben genelde bu mantıkla yapıyorum ama kuralla yapabilirsiniz. Ezberi seviyorsanız, ezberle yapmak istiyorsanız hiçbir problem yok. Bir daha söylüyorum o yüzden. Diyelim mesela size sordu ki soruda 45'i değil de 120 dereceyi sordu. 120 derece kaç radyandır dedi. Kuralla yapmak istersen 120'yi 180'e böl. Sonra pi ile çarp. Bunları sadeleştir. 60'a böl 2. 180'i 60'a böl 3. 2 pi bölü 3 gelecek arkadaşlar. Mesela 270 derece kaç pi'dir dendi. 270 bölü 180 çarpı pi. Bunları 90 ile sadeleştirirsek 3 bölü 2 pi olacak arkadaşlar. Tamam. Ben de alıştım bir yandan kurala. Ben de kuralla yapayım artık. Ölçüsü 135 derece olan bir açının radyan türünden eşiti. 180'i 135'i 180'e bölüyoruz. Pi ile çarpıyoruz. 45 ile sadeleşir 3. 45 ile sadeleşir 4. 3 pi bölü 4 olur. Aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz matematikte sayılarla da aramız iyi olması gerekiyor. Bazen şu oluyor. Hocam ben trigonometri yapamıyorum. Denklemler kısmında çok zorlanıyorum falan. Aslında matematikle olan ilişkimizden kaynaklanıyor bazı zorlanmalar. Çünkü siz burada sadeleştirmelerde bile problem yaşıyorsanız o zaman arkadaşlar ilerleyen yerlerde denklemlerin ve bu özdeşliklerin içinde boğulursunuz. O yüzden size tavsiyem ciddi derecede sadeleştirme probleminiz varsa, çarpanlara ayırma çok bilmiyorsanız, toplama çıkarmada bile bazen sıkıntı yaşadığınıza inanıyorsanız arkadaşlar size tavsiyem antrenmanlarla matematiğin ilk kitabı var ya onu lütfen alın ve oradan arkadaşlar en düz işlemlerden başlayarak gün gün o antrenmanlarda gidin. Ama her güne bir antrenman da yapmayın. O çok 40 gün, 50 gününüzü falan alır. Benim size tavsiyem biraz daha böyle her gün bir antrenmandan fazlasını yapmak ki şu işlemlerde hızlanın. Evet devam edelim şimdi. Gelelim. Şimdi dereceyi yaptık. Bize radyanlı verirse dereceye nasıl çevireceğiz? Bunu da çok basit. Radyanlı verirse kaç derece derse pi gördüğünüz yere direkt 180 derece yazmanız yeterli. Örnek 5 pi bölü 6 kaç derecedir derse arkadaşlar pi gördüğün yere 180 yaz. Çünkü demiştim ki pi 180 eşittir. İşte olay bu. O yüzden pi'yi, pi'li ifadeyi yani radyanlı ifadeyi dereceyi çevirmek her zaman daha kolaydır. 5 çarpı 180 bölü 6 burası 30. 150 derece oldu arkadaşlar. B şıkkı. Pi bölü 10 kaç radyan mı denmiş? Bakalım hemen. Pi gördüğün yere 180'i yapıştır. 180 bölü 10'dan 18 dereceymiş arkadaşlar. Gelelim şimdi esas ölçü kavramına. Burası önemli. Hemen bir analitik düzlem çizeceğim. Analitik düzlemde arkadaşlar şimdi biz 360 derece döndüğümüzde başa dönüyoruz. Ama bana 800 derece derse 360 gideceğim. Bir 360 daha gideceğim 720. Bir 80 derece geleceğim. Fark ettiniz mi? 800 derece döndürdüğümde açının geldiği yer 80 derece oldu. Ya da arkadaşlar diyelim şöyle bir durum var. 370 derece gideceğim sadece. Bak 360 dereceyi gidiyorum. Sonra bir 10 derece geliyorum. Haliyle şu an gerçekten farkında olmayabiliriz. Sadece şu görüntüye baksak 370 gitmişiz gibi görünmüyor ama onu gerçekten yaptım. Ya da arkadaşlar 1080 derece git dedi. Bakın şimdi 1080 derece 360'ın 3 katıdır. 1, 360, 2, 720, 3, 1080. İşte geldim buraya 0 derece. O zaman aslında neyi fark etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Biz 360'da bir başa dönüyoruz. O yüzden arkadaşlar verilen bir açının esas ölçüsünü bulmak demek alfayı 360'a böl, bölümle ilgilenme, senin için kalan önemli. Kalan arkadaşlar esas ölçüdür. Gerçekten demin yaptığımda o yüzden 800'ün esas ölçüsü 360'a böldüğümde bölümden kalan 80 olduğu için esas ölçü 80 oldu. 370'i demin 360'a böldüğüm ve kalan 10 olduğu için esas ölçü 10 geldi. Ve yine 1080 360'a tam bölündüğü için kalan 0'dır. O yüzden esas ölçüsü 0 olur. Bundan sonra artık 790'ın esas ölçüsü nedir derse 360'a böleceksin. Haliyle arkadaşlar bu 2'dir bölüm. Bölümle ilgilenmene gerek yok. Haliyle 720 çıkarırsak böylece bakın kalan 70 olur ve D şıkkı olur. 420'nin esas ölçüsüne bakalım arkadaşlar. 420'yi 360'a böldüğünüz zaman bölüm 1, kalan da 60 derece olduğu için esas ölçü 60 derece bakın. Şimdi gelelim negatiflerde nasıl esas ölçü bulacağız. Negatiflerde arkadaşlar şöyle yazayım. Önce normal kalanı bulacağız. Kalanı bulduktan sonra önüne eksi koyacağız. Sonra arkadaşlar bunun üzerine de bir 360 ekleyeceğiz. Çünkü negatif esas ölçü olamaz arkadaşlar. O yüzden yapacağımız şey bu. 3 adım. Bakın şimdi önce kalanı buluyorum. 987'yi 360'a böl. 720 olduğu için 2 ile çarptığımız zaman burası 7. 8'den 2 çıktı 6. 9'dan 7 çıktı 2. 267 derece ama bu negatifti ya. O yüzden ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımda arkadaşlar eksi 267 diyorum. Sonra negatif esas ölçü olmaz deyip bunun üzerine arkadaşlar 360 ekleyeceksiniz. Böylece buradan da 93 derece olacak C şıkkı. Anlaştık mı? Olay bu. Hemen bir tane daha yapayım bakın size. Eksi 1790. Normal önce 1790'ı 360'a böleceğiz. Bu kaçtır acaba ya? 1440. Yani 4 ile çarparım. 1440 olduğu için de 0. 9'dan 4 çıktı 5, 7'den 4 çıktı 350, 350 oldu. Ancak ne diyoruz? Bu birinci adım. İkinci adım eksi 350 diyeceğiz arkadaşlar. En sonunda da negatif esas ölçü olmaz. Çünkü açımız arkadaşlar başladık biliyorsunuz. Sıfırdan başlıyor. 360'a kadar gidiyor. O yüzden bunun da önüne 360 koyacaksınız ve 10 derece olacak esas ölçünüz. Olay bu. Şimdi gelelim pi'li olanlarda nasıl esas ölçü bulacağız? 360 derece ya bizim esas ölçümüz. O zaman 360 derece kaça eşittir arkadaşlar? 2 pi'ye. Bunlarda da şöyle söyleyeyim. İşte bunu böyle 2 pi'ye bölmeniz lazım. Ancak ben biliyorum ki bu kısımda arkadaşlar sıkıntı çekersiniz. O yüzden sizi düşünüyorum. Burada ezber bilgi veriyorum. Eğer pi'li verirse ve kesirli ifade olursa, buraya not olarak da yazıyorum. Paydanın 2 katına böl, kalanı paya yaz. Bakın şimdi. Gösteriyorum. Bu Türkçe yazdım. Matematiğe döndüreceğim. 53 pi'yi arkadaşlar. Pi'sini silin. Tamam mı? Paydanın 2 katı. Payda kaç? 4. 8'e böleceksiniz. 53'ün 8 ile bölümünden kalan kaç? 6 kere 8 48. Yani 7 kere olmaz zaten. Haliyle kalan 5. Kalanı paya yazacağız. Ve diğerlerini aynen devam ettireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 5pi bölü 4'tür esas ölçüsü. Geldiği yerde nasıl biliyor musunuz? Hani merak edenler için söyleyeyim. Şimdi 53pi bölü 4'ü 2pi'ye bölmek demek. Bunu şöyle arkadaşlar 2'ye bölünen kısmını ayır. 2'ye bölünmeyen kısmını da böyle sağda ayır demek. Burası işte gerçekten 48 pi bölü 4 hakikaten tam bölünür 2 pi'ye. Çünkü neden? 48 pi bölü 4 12 pi'dir. 12 pi de 2 pi'ye tam bölündüğü için buranın esas ölçüsü 0 olur. Tam bölünüyorsa esas ölçü 0. Burası bölünmediği için kalır. Ama siz her seferinde bunu yapmak zorunda değilsiniz. Paydanın iki katına bölün, olayı halledin. Bakın bir tane daha gösteriyorum tam kavrayamayanlar için. 11 pi bölü 5. Paydanın iki katına böleceksin. Paydanın iki katı kaç? 10. 11'in 10 ile bölümünden bölüm 1'dir. Kalan kaçtır? 1. Kalan 1. O zaman 1 çarpı pi'den paya pi yazıyorum. Payda ama aynen 5 olarak devam ediyor. İşte esas ölçüsü bu olacak arkadaşlar. 2 pi'den büyük açıların esas ölçülerini böyle bulabiliriz. Peki negatiflerde ne yapacağız? Negatiflerde yine şöyle arkadaşlar. Eksi yokmuşçasına paydanın 2 katına böl. 100'ü 18'e bölüyorum. 100'ün 18 ile bölümünden kalan 5 çarpı 18 90 olur. Kalan 10. Dikkat et, paya 10 yaz. Yanına pi'yi unutma. Paydayı da aynen devam. Önüne eksi koyacaksın. Demin 360 ekliyorduk ya arkadaşlar. Şimdi de 360'a karşılık gelen açı kaç? 2 pi. O yüzden 2 pi ekliyorsunuz. Haliyle eksi 10 pi bölü 9 payda eşitlersek 18 pi bölü 9. Böylece 8 pi bölü 9 oldu arkadaşlar. A şıkkı cevap. Olay bu. Böl, eksiyi unutma. 360 ekle, 360 ekle demek de pi'li olanlarda 2 pi'ye ekle demektir. Gelelim buraya. Eksi 23 pi bölü 4 radyanlık bir açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Paydanın 2 katına böl. Buradan 2 kere 8 16 olacak. Sonra arkadaşlar kalanımız kaç? 7. Eksi 7 pi bölü 4'te ama en sonuna da 360, yani 2 pi eklemeyi unutma. Paydaları eşitlediğimiz zaman eksi 7 pi 8 pi bölü 4'ten pi bölü 4 geldi arkadaşlar. A şıkkı oldu bunun cevabı da. Olay bu. Şimdi ilk kısımda esas ölçü ile ilgili kavramları ve normal pozitif yön, negatif yönle ilgili kavramları verdim. Diğer videoda arkadaşlar konuya devam edeceğim. Orada görüşürüz.